Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Malatya'dan sesleniyoruz ve Malatya'da Atlas Harita ve Mühendisliği'ne konuk olduk. Atlas Harita ve Mühendisliği'nin hem firma sahibi hem harita mühendisi Sayın İhsan Çilek ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. İhsan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de gayet iyiyiz. İhsan Bey, söyleşimize başlamadan önce ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum ben. İhsan Çilek kimdir efendim? Malatya doğumluyum. 1986 Malatya doğumluyum. 2010 yılında üniversitenin jeodezi ve fotogrametri bölümünden mezun oldum. 2010 yılından beri işimi yapıyorum. 3 sene Rusya'da çalıştım şantiyelerde. 2 senedir Malatya'da görevimi yapıyorum. İhsan Çilek, Malatya'da yaşayan, Malatya'yı seven bir insan. Gayet güzel. Malatya'da doğdunuz, büyüdünüz, akademik eğitiminizi aldınız. Yurt dışında gerekli tecrübeleri edindikten sonra burada hemşehrilerinize hizmet vermek adına Atlas Harita ve Mühendisliği kurdunuz ve burada hizmete devam ediyorsunuz. Atlas Harita ve Mühendisliği ne zaman kurduk ve bizim burada vermiş olduğumuz hizmetler neler efendim? Atlas Harita Mühendisliği 2 yıl önce kurdum. 2 yıl boyunca da Malatya çevresinde, Malatya içinde, Malatya'dan dışında da olabiliyor. Çeşitli bölgelerde harita mühendislik hizmetleri verdik. Bunlar kadastro hizmetleri oldu, inşaat hizmetleri oldu, altyapı hizmetlerimiz oldu, danışmanlık hizmetlerimiz tekrardan var. Çok aslında geniş kapsamlı bir iş sahası. Oldukça geniş ve büyük kapsam var. Biz elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz artık vatandaşlarımıza. Yetişmeye çalışıyoruz. Yani bir yol yapılacaktır, bunun haritalandırılması yapılır. Ondan sonra bir boru hattı geçecektir, bunun haritalandırılması. Bu işlerin hepsi aslında sizin iş kapsamınız. Hem projelendirme hem de uygulama kısmında harita mühendisine ihtiyaç var. Harita mühendisine ihtiyaç var. Evet. Çünkü orada bu işin uzmanı olan bir kişinin uygulama esnasında müdahil olması gerekiyor. Bizim mesleğimiz şöyledir. Bizim mesleğimizde yeryüzüne yapılacak ne varsa öncü rehberi biziz. Onun yeryüzündeki rehberi biziz. Doğru yapılması kontrolü de biziz. Tekrar o işi kontrol de yapan biziz. Yani her şey bizde başlayıp bizde bitiyor. Öyle. Yani planlamayla birlikte siz işin içindesiniz ki ta ki iş sonlanana kadar. Doğru. Değil. Evet. Gayet güzel. Peki farklı birçok yerde görev yaptınız ve memleketinizdesiniz. Atlas Harita ve Mühendislik Malatya'da ama sadece Malatya'ya mı hizmet veriyor? Talep gelmesi durumunda bu hizmetlerinizi nerelere kadar ulaştırıyorsunuz? Talep gelmesi durumunda Türkiye içinde herhangi bir ilde herhangi bir iş yapabiliriz. Yani ülke sınırlarımız sınırlar. Ülke sınırları içerisinde evet. Ülke sınırları evet. Sınırlarımız ki ülke dışında da siz zaten daha önce hizmet vermişsiniz. Çalıştım oranın zorluklarını bildiğim için şu anda öyle bir durumu göz önüne almıyorum. Anladım. Türkiye sınırları diyorsunuz. Evet. Sınırlarımız Türkiye'nin neresinde olursanız olun sevgili izleyiciler. Ekrandaki numaralardan arayıp Atlas Harita ve Mühendislik'ten Sayın İhsan Çilek'ten gerekli bilgileri ve hizmeti talep edebilirsiniz. Peki efendim ben şunu da sormak istiyorum. Takdir edersiniz ki faaliyet göstermiş olduğunuz alanda faaliyet gösteren başka birçok firma söz konusu. Yani sektörde yalnız değilsiniz. Hatta belki bunların birçoğu da sizin akademiden arkadaşlarınız, tanıdığınız insanlar. Bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar neden Atlas'ı tercih etmeli? Sizi farklı kılan nedir? Birinci önceliğimiz ilerleyen teknolojiyle beraber bu teknolojinin takibini yaparaktan insanlara verilen hizmetin hassasiyetini, bizim için hassasiyet çok önemlidir. Verilen hizmetin hassasiyetini arttırarak çalışırız. İkincisi güvenilir ve hızlı çalışma politikamız var. Yani bir işi aldığımız zaman maksimum seviyede, minimum sürede yapmaya çalışırız. Ki bu da bizi tercih etme sebeplerinden birisi oluyor. Yani taahhüt ettiğiniz süre içerisinde onu teslim edersiniz anlamında söylüyorsunuz. Doğru, anladığım kadarıyla. Bunları da hepsini bir araya getirdiğimiz zaman tercih sebepleri oluşmuş oluyor. Anladığım kadarıyla evet. Gayet güzel. Peki efendim, geleceğe yönelik hedeflerimiz, planlarımız ne yönde? Gelecekte biz Atlas Harita ve Mühendisliği nerede göreceğiz? Planlarımız nedir? Geleceğe yönelik planlarımda şu konu esastı. Şöyle bir durum vardı. Atlas mühendislik değil de harita mühendisliğinin Türkiye'de kullanım ve ihtiyacının belli edilmesini sağlamaya çalışacağım ben. Öyle bir düşüncem vardır. Harita mühendisliğinin şu anda Türkiye şartlarında %5 ya da %6'lık bir dilinde kullanılıyor. Çok pasif bir durumda. Ama ihtiyacın olduğu her alanda her faaliyeti gösterdiğini göz önüne alarak da yasalarla beraber inşallah böyle bir büyümeye başlayacağız.
Anladım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor anladığım kadarıyla. Çok güzel. Peki son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar Atlas Harita ve Mühendisliği tercih etmiş olan kişi veya kurumlara söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları bir toparlamanızı isteyeceğim sizden. Malatya için gelişen bir Malatya var günümüzde. Malatya'da mühendislik dallarında da sürekli faaliyetler gözetiliyor. Bunu Atlas Mühendislik olarak biz en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. Başka da söyleyeceğim çok fazla bir şey yok yani bilmiyorum. Anladım. Bundan sonra da herhalde aynı kalitede hizmet vermeye devam daha edeceksiniz. Bunun taahhüdünü ediyorsunuz. Anladım. Çok güzel. Ben size teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız, bizi burada konuk ettiğiniz, ağırladığınız çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, başta da söylediğim gibi efendim bugün sizlere Malatya'dan sesleniyoruz. Malatya'da neredeydik? Atlas Harita ve Mühendislik. Evet, Atlas Harita ve Mühendisliğe konuk olduk. Atlas Harita'nın firma sahibi aynı zamanda harita mühendisi Sayın İhsan Çilek'le bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.